Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim ve diğer köşe yazar arkadaşların köşe yazıları var. Ayrıca gündeme dair son dakika haberleri, maç tahminleri, skor tahminleri vesaire var. Açıklama kısmında linki mevcut. Öncelikle 22.752 abonemiz var. 22.752 abonemiz var. Hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalda bizlerlesiniz. İnşallah videolarda 22.752 kişi izler her videoyu. Bizler de çeşitli hediyeler veririz. Kafamda benim bir hediye projesi var ama çok fazla yanaşan yok arkadaşlar. Güzel bir kitap var. Tavsiye ederim. Ben birkaç tane aldım. Birkaç kişiye hediye edeceğim ama şu etapta üyelere bu kitaptan hediye etmeyi düşünüyorum. Güzel bir siyer kitabı. Yani okursanız diye söyledim arkadaşlar. Okumasanız da canınız sağ olsun. Şimdi Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe açıklaması diyelim. Birinci dakikadan söze başlayalım arkadaşlar. Şimdi Sinan Gümüş biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'den bir şekilde ayrıldı. Ve ayrılık Fenerbahçe taraftarında bazı yaralar bıraktı desem herhalde yalan söylemiş olurum. Çünkü hiç yara falan bırakmadı. Sadece Fenerbahçe taraftarı Antalyaspor'a giden Sinan Gümüş için başkanı suçladı. Çünkü Fenerbahçe başkanı o bize zorluk çıkarttı, biz de ona zorluk çıkaracağız dedi. Sinan Gümüş de bir açıklamada bulmuş 2,5 yıllığına giden. Tam 2 sene önce buraya gelmiştim ve başarı elde ettim. Tek hedefim yeniden en hızlı şekilde fit olmak, takıma yardım etmek diyor. Fenerbahçe'ye gittiğin için pişmanlık duydun mu demişler. Pişmanlık değil. Fenerbahçe'de oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur. Cevabını verdi. Bak, karar verir, arkasında durur. Bazı başkanlar da öyle yapar. Yani ben Sinan Gümüş'e kızmıyorum. Kafamda şu var. Acaba Ali Koç sana ne yaşattı Sinan Gümüş diyorum. Normalde benim Sinan Gümüş'e kızmam lazımdı. Çünkü yaz döneminde çok güzel bir teklif gelmişti Sinan Gümüş'e. 2-2,5 milyon euro bandındaydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Ve kabul etmemişti. Fenerbahçe açısından büyük sıkıntıydı. Yani ama dediğim gibi yani Ali Koç kim bilir ne çektirdi. Yolu açık olsun. Emre Belözoğlu getirdi. Güzel de değerlendirdi. Geçen sene bir Alanya'ya attığı gol vardı mesela. Ama olmadı. Olmayınca da yapacak bir şey yok. Şimdi unutmadan şunu söyleyeyim. Vitor Pereira konusuna gireceğim. Vitor Pereira konusu önemli bir konu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakınız başlık şu. Vitor Pereira gitti, maaşı bitmedi. İşte o rakam. Brezilya basınında Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor ifadelerine yer verilmiş. Ve aylık 150.000 euro kazanıyordu Fenerbahçe'den. Bak 150.000 euroya kadar doğru. Hocam senin duyumlar ne şekildeydi? Benim duyumlar Vitor Pereira'ya 2,5 milyon euro tazminat verildi ve yollar ayrıldı diye biliyordum. Kalan parası diye. Demek ki onu da aylık veriyoruzdur. Doğrudur. Artık bizim duyumlarımızın çok bir önemi yok arkadaşlar. Yani Ali Koç kendi yandaşlarına verdiği duyumlar bile doğru çıkmıyor. Yani öyle bir başkanımız var. Allah tez zamanda bizi bu adamdan kurtarsın. O da dertlerinden kurtulmuş olur. Biz de bakın bir kez daha üstüne basarak söylüyorum. Kendi yandaşlarına verdiği duyum tutmuyor. Öyle bir başkan düşünün. Yani kendi yandaşlarına diyor ki ben şunu getireceğim, tutmuyor. Neyse Vitor Pereira'yla ilgili sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor. Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Korintias'ın bu kazancın üstünde bir ödeme yapmasına imkan yok. Burası açık ve net demiş. Yani hiçbir salak da 150.000 euro vermez Pereira'ya. O da sözleşme süresi tamamlanana kadar alır. Yine aynı şekilde söylüyorum. Ben Vitor Pereira'ya kızmıyorum. Bence Vitor Pereira'nın da suçu yok. Çünkü Fenerbahçe'nin başında öyle bir başkan var ki yani sağ olsun Fenerbahçe'ye daha ne kadar zarar verebilir. Gerçi bu videonun sonunda anlayacaksınız daha ne kadar zarar verebilir. Ama göreceksiniz arkadaşlar. Aykut Kocaman. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi. Yok. Sevgili rüyası. Yok. Korku rüyasının sevgilisi. Ali Koç'un sevgilisi. Yok, o da olmadı. Fenerbahçe taraftarının bir kısmının sevgilisi, bir kısmının korkulu rüyası, Ali Koç'un da yeni teknik direktörü. Bakın, ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Yarın bir gün eminim o birçok dönek gazeteci, işte birçok dönek Twitter'cı çıkacaklar. İlk biz demiştik, baham biz demiştik, biz demiştik. İsmail Kartal öyle oldu ya. Ben %100 İsmail Kartal teknik direktörümüz derken küfreden arkadaşlar. İsmail Kartal geldikten sonra yine küfrettiler. İlk şu demişti diye. Bizim yayına da gelip ilk sen diyorsun bak tutmazsa şöyle küfür ederiz demişler. Yani insanoğlu çiğ süt emmiştir. Ama bazı arkadaşlarımız sanırım süt bile emmemişler. Başka bir şey emmişler. Artık ne emdiler bilmiyorum. Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe. Arda Turan'ın eks aşkı. Köşesinde Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Eks aşkı derken hani bir sıkıntı falan yaşadılar. Normalde sıkı fıkılardı, sarılarak pozlar veriyorlar. Sonra yırmık mı attı dedi, bir şey dedi. Rahmetli Mürsüm Gürses'in söylediği ünlü bir parça var. Son pişmanlık neye yarar diye. Vallahi bu parçanın birçok sözü Fenerbahçe'ye göre demiş. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı. Yar ne? Uzatmış o yarı. Ben uzatmadım. Kendi uzatmış. Şimdi efendim Başkan Ali Koç Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Sayın Aykut Kocaman'ı bir sene daha tutup devam etmek en doğru karar olabilirdi ifadelerini kullandı. Bakın. Yine Başkan Koç çok fazla taşı yerinden oynadık. Aykut Kocaman'ı ben kovmadım. Aykut Hoca bu camianın en kutsal değerlerinden biridir dedi. Ancak bu sözlerin bazıları hiç de gerçekçi değil. Yani ben kovmadım cümlesi diyor. Yani Aykut Kocaman giderken o koltukta siz oturuyordunuz. Göndermek yerine tutsaydın o zaman diyor. Elinden tutan mı vardı diyor. Sadece Aykut Kocaman mı? Emre Belözoğlu'na ne demeli? Bir maç yenildi diye yollara ayırdınız. Ben kesinlikle söylüyorum ya. Ali Koç hani Fenerbahçe düşmanıdır. Net olarak söylüyorum. Ya, çünkü iş dünyasında bu kadar başarılı bir insanın futbol hayatında bu kadar başarısız olması imkansız. Biz şampiyon olacağız. Futbolun rengi sarı lacivert olacak. Diyordu kendileri. Şimdi o beğenmediği Emre Belözoğlu sessiz sedasız işini yapıyor. Başakşehir'in maşallahı var. Başarılı işlere imza atıyor. Bileği de bükülmüyor. Fenerbahçe için lig bitti gibi. Artık kupaya davul attı. Şu yılan hikayesine dönen teknik direktör konusunda camia rahatsız biliyoruz. Ama İsmail Kartal'ın geleceği camiada tartışılan bir başka belirsizlik. Şimdi İsmail Kartal'ın açıkçası şunu söyleyeyim. İsmail Kartal gelirken herkeste şu vardı. Ben de dahil. Ya en azından bir şeyleri yoluna koyar. Hani her maçı kazanır demiyoruz ama en azından bir şeyleri yoluna koyar. Hatta ilk maç berabereydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İkinci maçı kazandık. Üçüncü maçı yine berabereydi. Dedim ki ya böyle gitsin bir berabere bir galibiyet. Yani öpüp başımıza koyarız daha ne olacak diye. Ama şimdi Löw bekleyen arkadaşlar var. Bu arada diyor ki gerek Aykut Kocaman gerek Emre Belözoğlu gerekse İsmail Kartal zor günlerin adamıdır ondan demiş. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörünü Löw bekliyorsunuz. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Niye çok beklersiniz? Ya kendi yandaşlarına bile yanlış duyum veren adamın, Efecan Karaca'yı bile getiremeyen adamın Löw getireceğine inanmak, Satlık Köprü'ye inanmakla aynı şey. Satlık Köprü var bu arada arkadaşlar alırsanız. Güzel İstanbul manzaralı. Vallahi bak ucuza bırakırım. Ne olacak ya? Siz yabancı değilsiniz. Bakın arkadaşlar, adamın her konuşması financial fair play. Her konuşması harcama limitleri. Her konuşması borç. Her konuşması Ford, Avis, Opet. Yani reklamvari konuşmaları var. Aklınızı başınıza devşirin. Aklınızı başınıza devşirin. Yani Şakiri'yi alamayan arkadaş, Şakiri'nin küçücük opsiyonunu kabul etmeyen arkadaş, zannetmeyin ki Löw'ü getirir. Ne olur hayallerinizden uyanın. Yani ne olur uyanın arkadaşlar. Ne olur uyanın, ne olur. Yalvarırım uyanın. Çünkü maalesef iyi durumda değilsiniz. Bir ikincisi de Engin Veral Ali Koç'un açtığı kara delik değerleri bir bir yuttu demiş. Ali Koç'un bir deliği varmış. kara deliği. Öyle söylüyor Engin Veral. Böyle söyleyince de küfür gibi oldu ya. Ali Koç'un kara deliği. Tövbe estağfurullah. Fenerbahçe'nin efsanesi Akşam Gazetesi yazarlarından Engin Veral, Sarı Lacivert Kulübü'nün başkanı Ali Koç'la ilgili değerlendirmeler olmuş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maddi anlamda büyük özveri gösterdi. Kaynak sağlama da başarılı oldu. Ancak ne yazık ki kaynakları verimli kullanma sportif başarı açısından sınıfta kaldı. Ben bunu diğer videoda konuşacağım. Başka bir deyişle açtığı kara delik, yarattığı değerleri bir bir yuttu, tövbe aşağı. Gelinen pozisyonda elde var, sıfır demek bile mümkün değil. Külliyen zarar demiş. Söylesem kelimeler kifayetsiz, sussam gönül razı değil durumundayım. Ali Bey'in kaç tane takım kurup bozduğunu, bunun mali yükünün ne olduğunu tek tek anlatacak değilim. Ama mali tabloda yazan 6 milyar liralık zarar her şeyi özetliyor. Bu arada Aykut Kocaman konusunda söylemeyi unuttum. 12 numara dün akşam Aykut Kocaman'ca ne kadar spor yazarı varsa hepsiyle yayın yaptım. Bakın ben duyumumda samimiyim. Hani tepki için bu duyumu vermiyorum. Hatırlarsanız Löw duyumunda şöyle diyordum. Kesin bizde, %100 bizde. Ali Koç Fenerbahçe düşmanı değilse bizde. Siz de diyordunuz ki hocam ne demek istiyorsun? Arkadaşlar ya ben hayatımda hiç bir duyuma %100 demem. Hele hele Ali Koç varken hiç demem. Siz oradaki inceyi çakın diyordum. Çakmayan arkadaşlar oluyordu. Herhalde buradaki inceyi çakarsınız. Yani çakarsınız, çakan çakmak, çakmayan çakmak. Ama burada ince yok. Net söylüyorum. Yani öyle kelime oyunu yapmıyorum, kinaya yapmıyorum, ne bileyim tecahülü arif. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Direkt net olarak söylüyorum. Aykut Kocaman'ı getirecek. Ve ben bunun duyumunu daha önce verdim size. Size bir de verdim. Metlis'te verdim. Çağlayan'da verdim. Diye girmek isterdim ama olmuyor ya, artık sıkıyor herhalde. Ama Financial Fair Play, harcama limitleri, euro döviz kurunun yükselmesi, yani sıkıntı büyük. Değil mi? Yani durum bu. Neyse Engin Veral diyor ki Fenerbahçe'de harcama diyor. Müflis tüccar eski defterleri karıştırdı. Yani iflas etmiş tüccardan bahsediyor. Şimdi Sportif Mahallesi'nin iflas etmiş Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Eski defterleri karıştırır misali sağa sola saldırıyor. Cephe açarak, düşman oluşturarak güçlü kalmaya çalışma taktiklerinin modası geçti. Daha düne kadar Fenerbahçe'nin birçok resmi mecrasında tescil edilmemiş şampiyonlukları dillendiren ve afişe edip sağa sola asan Fenerbahçe'nin resmi temsilcileri şimdi TFF'ye mektup yazıp 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir diyor ve Trabzonspor'un resmi sitesinden kaldırılmasını istiyor bazı yazıların. Bu talebini yargı kararına dayandırarak FETÖ kumpasını meşru görüyorsanız siz de FETÖ yandaşısınız mesajını da örtülü olarak veriyor demiş. Değil mi? Yani Ali Koç, ben geçen yayınlarda da söyledim. Yani ben geçen Trabzonsporlulardan, Galatasaraylılardan, Beşiktaşlardan özür diliyorum dedim. Yani Ali Koç sayesinde biz cepheci olduk. Herkesi FETÖ'cü görmeye başladık. Herkesi işte şucu bucu PKK'lı, şunu bunu görmeye başladık. Ali Koç sağ olsun. Ama ben hatamı anladım çok şükür. Ben özrümü de diledim. Defalarca da dilerim. Hiç sıkıntı değil. Ama siz anlayın. Asıl siz anlayın. Düşman cephesi oluşturarak yapın. Engin Meral'in bu yazı enfes bir yazı. Elbette biz biliyoruz ki Ali Bey'in derdi TFF ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirerek düşmanı düşmana kırdırma taktiği, bir taşla iki kuş. O da güzel. O zaman ben de aynı şark kurnazlığını yapıp derim ki madem Trabzonspor'un tavrından rahatsızsın, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu orada. Bu rahatsızlığını Kulüpler Birliği'nde dile getirdin mi? Ahmet Ağaoğlu'na ya bu ifadeyi isteden kaldırsanız ya da birlikten çekilirim diyerek resti çektin mi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ahmet Ağaoğlu'na kişisel olarak rica etse Ahmet Ağaoğlu o ifadeyi kaldırır. Bak kişisel olarak rica etse. Çünkü ben Ahmet Ağaoğlu'yla da biraz tanışık olduk. Ahmet Bey'i de iyice tanımaya başladık. Bak ben Ahmet Bey'i tanıdığım kadarıyla söyleyeyim, Ahmet Ağaoğlu'nu. Ali Koç desin ki bu ifadeyi kaldırın. Yani bu ifade ikilik çıkarıyor. Yargıtay kararı var. Şudur budur desin. Ahmet Ağaoğlu 5 dakika içerisinde kaldırmasa ben bir şey bilmiyorum. Bak Ahmet Ağaoğlu o ifadeyi kaldırtır. Hatta daha da bir tık daha ötesine gidiyorum. Ali Koç çıksın desin ki ya yeter artık. Hadi. Millet birbirine giriyor. Trabzonlulara göre Fenerbahçeliler öcü. Fenerbahçelilere göre Trabzonlular öcü. Bitsin bu ya. Ya bu bitsin. Arkadaş yeter artık. Bitsin. Hani ne olursa olsun bitsin. Siz diyorsunuz ki siyasi iktidar sizi kolladı. Bizimkiler diyor ki siyasi iktidar sizi kolladı. Bitsin artık diyeceğim. Aslında bak düşmanı düşmana kırdırma taktiği burada var arkadaşlar. Bak Trabzonsporlara sorun. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan sizi kolladı şöyle yaptı. Bizimkilere sorun. Diyorlar ki siyasiler Trabzon'u kolladı. İşte bu sene ondan şampiyon oldu. Bak. Aslında iki camia birbirine kırdırılıyor yıllardır. Yıllardır. Kim peki bu işten rant sağlıyor. Selçuk İnanları çekenler, Burak Yılmazları çekenler, Umut Bulutları, Engin Baytarları, Ceyhun Gül selamları çekenler, onlar rant sağlıyor. Yani kimin ekmeğine yağ sürüyorlar? Yani herkes baksın abi. Dediğim gibi eğer Ali Koç az biraz Fenerbahçe ise bak şu ortamı hemen bitirir. Zaten millet elektrik faturası, doğalgaz faturası kafayı yemiş durumda. Ki asgari ücret 4250 olmadan önce ben diyordum 3600 yapsınlar. Başka türlü bak biraz daha fazla olursa herkes her şeye geçirir diye. Geçirdiler de sağ olsunlar. Allah insanımızın yardımcısı olsun ama ben burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şükrünü eda etmediğiniz her nimet kaybolmaya muhtaçtır, mahkumdur. Haberiniz olsun. Şükrünü eda edin. Sağlığınız varsa sağlığınızın şükrünü eda edin. Paranız varsa zekat verin, sadaka verin. Zekatın, hani paranızın şükrünü eda edin. Bilginiz varsa insanlara bilgi konusunda, güzel ahlakınız varsa örnek olun. Yani her türlü nimetinizin sadakasını verin. Diyor ki TFF'yi köşeye sıkıştırmak için bir yazı yazıp sonra da onu resmi siteye koyarak bakın siz Nihat Özdemir'i Fenerbahçe'yi bilirsiniz ama aslında o Fenerbahçe'nin hiçbir davasında yanında değil baskısı oluşturmaya çalışıyorsunuz demiş. Ben bunları yutmuyorum, etik de bulmuyorum. Maymuna bak taktiğinin artık işlemediğini çünkü ortalıkta bakacak maymun bile kalmadığını hatırlatmak isterim. Zira tribüne oynayacak zaman da değil. Çünkü tribünde de kimse kalmadı. Kaldı ki bu olup bitenler sporcuları da olumsuz etkiliyor. Siz sahada rekabet eden takımı bırakıp saha dışına odaklanırsanız sporcu da konsantrasyonunu, motivasyonunu kaybeder. Fenerbahçe kupadan da elendi ve sizin yönetiminizde tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. Acaba farkında mısınız demiş. Engin Veral'e teşekkürlerimi sunuyorum. Normalde Engin Veral Fenerbahçe camiasında kaka bir isim olarak adlandırılır. Çünkü Fenerbahçe camiasında doğruları konuşanlar hep kaka isim olarak adlandırılır. Ben de öyleyim. Maalesef doğruları konuştuğum için ben de öyleyim. Ya ben nice Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu kişilerden yani yorum alıyorum ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Keşke bütün Fenerliler senin gibi olsa. Ya ne güzel konuşuyorsun. Hani şey yazanlar oluyor bazen. Ya sen kendini komik mi sanıyorsun ama dediklerin doğru diyenler oluyor. Dediğimiz doğru olsun da komik olmayalım. Sıkıntı değil. Anlatabiliyor muyum? Dediğimiz doğru olsun yeter. Aksine Fenerbahçe taraftarı ne bu Ali Koç düşmanlığı. Kulübü mahvediyorsunuz. Senin gibiler mahvediyor. Lan benim gibiler. Yazmış birisi. Elinde hiçbir güç yok. İşte kıskanıyorsun Ali Koç'u. Aa iftiraya bakın. Ben Ali Koç'u kıskanıyorum. Alkolik kıskanıyor. Alkolik yorumlar kıskanıyor. Ali Koç'u o kıskanıyor. Ben kıskanmıyorum. Hocam ne alakası var? İşte sizin söylediğinizin ne alakası varsa benimkinde o alakası var. Bakın arkadaşlar. Ben size Ali Koç'la ilgili bir bilgi vereyim. Ali Koç geçen sene Beşiktaş'ın ricasıyla Abubakar transferinden çekildi. Bu arada Ahmet Ağaoğlu'nun ricasıyla da şeyden çekildi. Dorukhan Tokuz transferinden çekildi. Rica ettiler. Çekildi. Yani kızışmasın ortalık. Daha fazla para vermeyelim. Birbirimize yazık günah diye. Şimdi ben aynı Beşiktaş cephesinden Ferdi Kadıoğlu görüşmesi duydum. Ve çok net bir yerden duydum. Şimdi bugün Brighton 22 yaşındaki Fenerbahçe forveti Ferdi Kadıoğlu forvet orta sahası Kadıoğlu ile 5 yıllık ön sözleşme imzaladı diye bir haber duydum. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Ancak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'ta görüşüyor arkadaşlar. Bakın Beşiktaş'ta daha doğrusu Ferdi görüşüyor demeyin. Ferdi'nin menajeri ile temasa geçtiler diyeyim. Hodri meydan. Eğer sezon sonu Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'a giderse Ali Koç'u savunan kim varsa hepsi Beşiktaş'tadır. Hepsi Sergen Yalçın'dır. Hepsi rahmetli Süleyman Seba'dır. Gerçi o kadar olsanız keşke. Keşke o kadar olsanız. Hepiniz Beşiktaş'tasınız. Eğer Ferdi Kadıoğlu giderse. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalırsa da okey kardeşim. Özür dileyeceğim çıkıp. Diyeceğim ki evet Ali Koç'a haksızlık etmişim. Özür diliyorum diyeceğim. Bakın futbolcuların kafası karışık. Hiçbiri Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor. Daha yabancı sınırı da var. Kaçıp gitsinler. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Vesely. Ben basketboldan çok anlamam. Basketbolda açıkça söyleyeyim. Benim ana branşım futboldur. Ana branşım futboldur. Ben geçen bir video çektim. Ya arkadaş. Yani her yere yayılmış, her yere yayılmış, her yerde karşıma çıkıyor, ediyor. Ya benim ana branşım futboldur. Çoğunuzun ana branşı futboldur. Şurada basketbol videosu çekeyim, izlenmeler yani 10'da 1, 20'de 1'e düşer. 20'de 1'e düşer. Sonra bana diyorsunuz ki ya işte küçük görüyorsun branşı. Küçük görmüyorum abi. Küçük branş zaten. Basketbol benim gözümde küçük branş. Türkiye'ye gelmiş en büyük kupa hangisidir diyorlar Avrupa Kupası. Söyleyeyim size. UEFA Kupası mı? UEFA Süper Kupası mı? Balkan Kupası mı? Ki Fenerbahçe'nin getirdi. Euroleague kupası mı? Fenerbahçe duygularınızı atın kenara. Ben peki başka bir soru sorayım. UEFA kupasını Fenerbahçe alsaydı, Euroleague kupasını Galatasaray basketbol takımı alsaydı ister miydiniz? Vallahi de isterdiniz, billahi de isterdiniz. Hem UEFA kupası hem Süper Kupa. Hocam sen onun hikayesini bilmiyorsun. Orada FETÖ yardım etti, Mehmet Ağar yardım etti diyeceksiniz. Ki kendimizi böyle kandırıyoruz. Neyse. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Maalesef derdimiz tasamız bu. Ama Ferdi Kadıoğlu konusunda çok samimiyim. Çok ciddiyim. Dediğimi asla ve asla unutmayın. Bu iş böyle gidecek. İnşallah ben yanılırım. İnşallah özürü ben dilerim. İnşallah Beşiktaş'a gitmez ya da başka takıma gitmez. Ama Vesely ve Ferdi Kadıoğlu konusunda yakın zamanda çileden çıkabilirsiniz. Benden söylemesi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi, bir yorumu çok görmeyin. Görüşmek üzere.